Bence daha iyi sanki. Böyle iyi bence. İnanılmaz sıcak. Artık şey bulunduracağım yanımda, yelpaze. Yelpaze. Başlıyorum. Aloha. Bugün sizlere bir kitap önerisinde bulunacağım. Bu kaçıncı kitap önerisi? Galiba 9. oluyor arkadaşlar. Bu ne bilmiyorum. Şöyle. 9. kitap önerisi oluyor. Ve eğer izlemediyseniz o 8 kitap önerisine de bakabilirsiniz. Yani ben kitap okumayı çok seviyorum. Ve gerçekten de hani özellikle bana çok iyi gelen, bir şeyler katan kitapları sizlerle paylaşmaktan büyük keyif alıyorum. O yüzden bu paylaşacağım kitap da benim için çok değerli ama bunun yeri biraz ayrı. Neden derseniz de şöyle, sizinle zaten hani bu kanalda dediğim gibi 8 kitap paylaştım ve aralarından aile dizimi ya da dizilimi, iki şekilde de söyleyebilirsiniz. Aile dizilimi yine böyle bir tık farklıydı diyebilirim. Hani klasik psikolojinin bir tık üstü belki size diyebilirim tedavi ya da terapi yöntemi olarak. Onun da bir üstü aslında hipnoterapiyle iyileşmek mümkün müydü galiba? O kitabı paylaşmıştım. Bakabilirsiniz. Hatta dileyenler için şuraya koyarım. Onda da önceki hayatlara inananlarınız, yani reenkarnasyona inananlarınız varsa aranızda, onunla ilgili deneyimlerini anlatan bir doktordan bahsediyor. Neyse, kitabı böyle detaylı şu anda anlatmayayım. Ama bu ikisinden özellikle niye bahsettim? Çünkü şöyle düşünün, yani onları izlemediyseniz önce onları izlemenizi ben öneririm. Ama tabii ki de tercih size ait. Şöyle diyeyim ben size, hani benim kafamdaki şeması ve şekli şu. Mesela klasik psikoloji diye ben bahsedeyim. Hani psikoloji kitaplarını biliyorsunuzdur eğer zaten ilginiz varsa. Bunlar şurada diyelim, tamam mı? Yani bunları böyle kıyas olarak düşünmeyin ama hani üzerine koya koya giderek anlatacağım. Aile dizilimi psikolojinin böyle bir tık üstünde gibi. Çünkü psikolojinin yetişemediği ya da yetmediği yerde en azından bana destek olmuştu aile dizimi. O yüzden böyle bir tık üstünde. Hipnoterapi kitabı da ya da onu sizinle benim de paylaşmamın ve benim etkilenmemin en büyük sebebi de aile diziliminin de bence bir tık üstünde olması. Çünkü orada işte reenkarnasyondan bahsediyor. Onunla tedaviden bahsediyor falan falan. Ve bu arada buna inananlarınız vardır, inanmayanlarınız vardır. Çok inanılmaz derecede mantıklı ve ben buna gerçekten çok inanıyorum diyenleriniz olduğu kadar bu ne saçmalık, hani saçmalama diyenleriniz de olabilir. Her türlü inanca ya da neyi düşünmeyi seçiyorsanız ona da çok saygım var. O yüzden birbirimize bu anlayışla yaklaşalım. Çünkü bence bunlar biraz hassas konular ve bu kitap da paylaşacağım şimdi birazdan. Bu kitap da böyle bir konu. Ve açıkçası hani paylaşayım mı paylaşmayayım mı biraz da tereddüt ettim. En azından kanalıma abone olup videolarımı izliyorsanız ya da beni biraz olsun tanıdıysanız artık hani beni anlamışsınızdır diye düşünerek ve gerçekten buna güvenerek de bana böyle değişik pencere açan bu kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi kitabımızın adı Bedeninizi Paylaşan Ruhlarınız. Şöyle göstereyim. Yazarı Ruth Randley arkadaşlar. Bunu bana çok sevdiğim biri önerdi. Ve o kişinin de düşüncelerini ve önerilerini çok çok kale alıyorum. Bu arada bana öneren kişi de bir biyoenerji uzmanı mı diyeyim artık, böyle terapisti mi diyeyim, yani birçok şey yapıyor. Çok sevgili Meral Hanım. Instagram'ını da şuraya bir yere koyarım. Oradan da bakabilirsiniz. Ya şuraya ya şuraya. Onunla da bu arada bir video çekmeyi düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda zaten video çekersem hani biraz da size kendisinin ne yaptığını anlatabilir kendisi ya da tanıtabilir. Şimdi o bana bu kitabı önermişti ve onun önermesiyle böyle ben bu kitabı hemen okuyayım dedim. Çünkü yani benim böyle biraz spiritüel, böyle psikolojinin de üstü olabilecek diyeyim konulara çok ilgim var. Şimdi bu kitap neden bahsediyor? Zaten hani adından da anlayacağınız gibi bedeninizi paylaşan ruhlarınız ana konusu. Ve Ruth Randley aslında Seraphim Blueprint diye böyle bir sistem var diyeyim. O sistemi bulan kişi. O sistemi bulduktan sonra o sistemin ne olduğundan, neden bahsettiğinden de girersem, yani o konuyu anlatırsam şu anda
işin içinden çıkamayız ama şunun için söylüyorum. O sistemle ilgili her şeyi hallettikten sonra kendisi bedenlerimizde birden fazla ruhun olduğuna inanıyor. Buna inanan Rutan'ın. Ve bu alanda çalışmalar yapıyor. Çünkü 1990'ların özellikle başlarında bu çalışmalarını ilerletmeye başlıyor. Ve o zamanlarda da hani çok fazla bu konuyla ilgili açıkçası çalışma yok. Arkadaşlar, bu kitap ne anlatıyor? Öncelikle zaten başlığından da anlayacağınız gibi bedeninizi paylaşan ruhlardan bahsediyor. Ruth Randley'e göre, bizim hani benim de öyle inancıma göre hani bir bedende sadece bir ruh olur ve doğduğunuzdan ölene kadar o ruh size eşlik eder. Ve reenkarnasyona inananlarınız için durum biraz değişebilir. Hani o da devreye giriyor çünkü, ama inanmayanlarınız için de yani normal bilinen bir ruhla doğup bir ruhla öldüğümüzdür. Kendisi de diyor ki aslında insanlar sadece bir ruhla doğmayabilir. Bazen iki ruhla doğabiliriz, bazen üç ruhla doğabiliriz. Ya da bazen hani evet bir ruhla doğarız ama bir travma olur. Bir böyle bilincimizi kaybettiğimiz bir an olur ya da rüyalarımızda, ama bir şekilde bir kopma olduğu an diyeyim. Yani bu genelde büyük bir kayıp da olabilir. Büyük bir, dediğim gibi, böyle bir kaza anında olabilir. Çok derin üzüntü, yas, depresyon yaşadığımızda olabilir. Bu anlarda başka bir ruh da bedene giriş yapabiliyor. Tabii ki de bu iyi ve kötü hani olabilir, ama bunları detaylandırmayacağım çünkü zaten bu konuya ilgiliyseniz ve dediklerim sizde bir etki yaratıyorsa diyeyim ya da merak uyandırıyorsa bu kitabı alıp okuyacağınızı düşünüyorum. Ben öneririm çünkü yani yeni bilgilere ve böyle bilmediğim özellikle konulara aşırı derecede meraklıyım. Ona inanırım inanmam çok önemli değil, ama gerçekten wow, böyle bir şey var mı ya diye beni düşündürtüyorsa herhangi bir konu ilgim dahilinde, ki psikoloji ve spiritüel konular benim çok ilgim dahilinde, o zaman zaten alıp okurum yani. Ve bu kitapta da birçok örnek veriyor bu arada. Hani kendisine danışanlarıyla yaptığı konuşmalara da yer veriyor. Bu arada sarkacı var ve sarkaç yöntemiyle, onu bilenleriniz vardır, o görselini şuraya koyarım. Ona işte soru soruyor ve o hani saat yönüne dönerse evet, tersine dönerse hayır anlamına geliyor. Ama tabii ki de kendisi belki bu sarkaç kullanımının da eğitimini almıştır. İşte yani hani ruhsal rehberler, melekler, hani kendisinin danıştığı öbür alem diyeyim size, ya da hani bizim gözlerimizle göremediğimiz ama benim şahsen gerçekliğine inanmayı seçtiğim ya da seçmeyi daha da düşündüğüm, hatta tabi zaman zaman bu görüşüm değişebiliyor, gelişebiliyor, bir yere danışıyor diyebilirim size. Ve sonuç olarak şu oluyor. İnsan kendini, yani Ruth Randley'e danışanlar ya da onunla bazı görüşmeler, seans alanlar, ilerleyenler gerçekten hayatlarında daha iyi bir yere gidebiliyor. Zaten kitapta da bununla ilgili bir sürü örnek var. Bu arada yine kendisinin hani bu yola nasıl çıktığı, nasıl başladığı, nasıl ilerlediği ve neden böyle bir şeyi araştırmak istediğine dair bilgiler de edinmek istiyorsanız zaten ondan da bahsediyor. Bunun yanı sıra gerçekten benim çok hoşuma giden şöyle bir nokta var diyeyim. Şimdi bu Budizm'de çok fazladır. Hani bilmiyorum, eğer ki bilginiz varsa şöyle derler. İşte bir yemeği yemeden önce ona şükranlarını sun. Ya da bir suyu içmeden önce, hatta bununla ilgili bir çalışma yapmıştı. Ichiro muydu? Japon bir adamdı. Adını unuttum. Böyle suya güzel şeyler söylüyorsunuz içmeden. Ya da mesela şunu bir bardak olarak kabul edin. İçinde su var diyelim. Bunun üzerine böyle işte seni seviyorum yazıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Ve o suyu öyle bekletiyorsunuz diyelim 3 gece, 3 gün. Ondan sonra o suyu içmeden önce araştırma yapıyorlar ve içindeki, artık ona ben molekül diyeceğim ama molekül olmayabilir, yanlış söylüyor olabilirim. O işte içinde bulunanların rengi, yani böyle şeyi, şekli değişiyor. Böyle söyleyeyim. Bir de ona atıyorum senden nefret ediyorum yapıştırıyorsunuz ve o şekilde bekletiyorsunuz. O zaman da o suyun içindeki, artık molekül diyeceğim dediğim gibi ona, onun yapısı değişiyor. Yani böyle birinde çok kötü oluyor, birinde böyle muhteşem oluyor. Yani olumlu cümleler kurduğunuzda. Bunu da neden söylüyorum?
Şimdi Ruth Hanım ruh ameliyatından bahsediyor ve ruh ameliyatı neden bazen gerekli olabilir? Mesela bir arkadaşı var, şu an unuttum, kitapta bahsetti, işte uzun yıllar kendisiyle beraber çalışan, beraber bazı ameliyatları diyeyim gerçekleştirdikleri ve mesela böyle bir göl kenarından geçiyorlar ve o gölde böyle işte iyi gelmeyen periler, böyle bir şeyler var diyelim, tamam mı? Onları da mesela temizliyor bu kadın. Yani böyle aslında inanmakta gerçekten çok zorlanabileceğiniz, benim de zorlandığım zaman zaman ve yer yer, ama belki de gerçek olabilir diye düşündüğünüz bir alem aslında bu. Ve daha da önemli olanı, hani okuduğunuzda, yani bu kitabı eğer ki okumayı seçerseniz, sizin içinizde sizin nasıl hissettiğiniz, yani bu saçmalık, bu zırvalık, ben buna inanmıyorum ki falan diyorsanız zaten okumayın. O kitap, yani asla size bu kitap hitap etmiyor. Ama böyle bir şey olabilir. Ben buna yani inanmıyorum ama inanmayı seçebilirim. Ya da gerçekten ne anlatıyor bir bakayım, yani olabilir falan diyorsanız bir bakın derim. Gerçekten birden fazla ruha sahip olmamız mümkün diyor. Ve birden fazla, yani bir doğum ruhumuz oluyor genel olarak. Bir ruh da olabiliyor hepimizde, yani o da gayet makul. Ama genelde bir doğum ruhumuz oluyor diyor. Bir de 2, 3, 4 ruh bizim hayatımızın belli kesimlerinde bize yardımcı olabiliyor diyor. Ve bununla ilgili işte hani kendisinin paylaştığı bazı bilgiler var. Zaten göreceksiniz. Hatta ne diyordu ona? Bulacağım onu, bir dakika. Hatta ruh kökenleri ve ruh arketipleri diye de ayırıyor. Ve bunları boyutlar olarak da ayırıyor. Yani bayağı değişik bir konu. Dediğim gibi ilginizi çekiyorsa ve dilerseniz bu kitabı okuyun. Bir de kendisi şunu da savunuyor. Benim anladığım kadarıyla mesela Marilyn Monroe, onu hatırlıyorum şu anda örnek olarak, 3 ruha sahipmiş ve genelde kitabın arkasında da yazan, o da önemli, birden fazla ruhunuzun olduğunu nasıl anlarsınız? Pek çok farklı yeteneğiniz ya da beceriniz varsa, İlişkilerinizi sürdürmekte zorlanıyorsanız, duygusal iniş çıkışlarınız fazlaysa, müzmin bir kararsızlık sorununuz varsa, birden fazla ruha sahip olmanız mümkün diyor kendileri. Bu arada arkadaşlar, kitapta şundan da bahsediyor. Yani bu da benim çok ilgimi çekti. Mesela sizin bir alkol sorununuz var. Atıyorum, tamamen afaki konuşuyorum. Ve bir şekilde kendinize zarar veriyorsunuz. Ya da mesela çok hızlı motosiklet kullanıyorsunuz. Böyle bir şekilde kendinize bir zarar verme ya da buna açık olma durumunuz var. Ve bunu hani istemsiz yapıyorsunuz diyelim. Hani içinizde böyle bir şey oraya sizi götürüyor. Mesela Ruth Hanım'ın diyeyim, bununla ilgili paylaştığı birkaç örnek beni etkiledi burada. Çünkü aslında diyor, mesela atıyorum iki ruhunuz var ve ruhunuzdan birisi buna meyilli ve kendisi buna ruh ameliyatı mı diyor ya da temiz, yani ruh ameliyatı dediği bu mu ondan emin değilim. Ama bu işlemi yaptıktan sonra, bu seansı gerçekleştirdikten sonra ve o temizlemeyi gerekirse, hani o ruh yerine başka bir ruh geliyor ya da o ruhu temizliyor, bir anlaşma yapılıyor falan filan, onlar olduktan sonra kişinin hayatı değişiyor. Ama tabii ki de olumlu yönde değişiyor ve bu arada sizin de hani istemeniz önemli. Yani ondan sonra hayatınıza nasıl devam ettiğiniz ve o kararda hani duracak mısınız alkole yoksa devam edecek misiniz? Bu tabii ki de size ait. Ama yani biraz karışık geliyor, farkındayım. Ya da ben böyle bir video izlesem gerçekten mi, nasıl ya falan derdim. O yüzden hani çok detaylı ve İyi bir şekilde anlayabilmek için kitabı okumanız gerekiyor. Ve ben sadece hani biraz böyle kitaptan bahsedeyim istedim bu videoda. Çünkü detaylarına giremem. Gerçekten çok dallı budaklı. Ve şu açıdan da tam emin olamıyorum. Aranızda inananlar olduğu kadar inanmayanlar da muhakkak olacaktır. Onlara da belki bir yerde böyle bir ne saygısızlık mı diyeyim buna, ne diyeyim bilmiyorum. İşte fazla hassas davranıyorum. Şey yapmak istemiyorum, yani böyle işte şey yapmak istemiyorum. Neyse bunun adı. O yüzden ilgilenenler okuyabilir. Bu kitabı siz okumayı düşünüyor musunuz? Ya da aranızda okuyanlar var mı? Okuduktan sonra özellikle gelecek yorumları daha bir merak ediyorum. Çünkü sizin düşünceleriniz, duygularınız nedir? Onun dışında da bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve
ve beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz farklı içerikler de var. Zaten göz atabilirsiniz bütün o oynatma listelerinden her şeye. Cuma günleri 6'da arkadaşlar video yayınlıyorum. Abone olursanız ve o bildirim zilini de açarsanız haberiniz olur. Haftaya arkadaşlar bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla, bir de tabii ki her zamanki gibi kahveyle. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Ne derler bilirsiniz. Bu video nereye gidiyor? Kitap önerisinden başka her şeye benzedi. Şu an bir sinirlendim. Neye sinirlendim şu an ya?